Çocuklarımızda olmak çok güzel. Çocuklarımıza yatırım yapmak en doğru ve en güzel iş. Gel bir bakalım mı içeri? Çocuklarla tek tek sohbet etti, şakalaştı. Velileri dinledi, yetkililerden bilgi aldı. Sınıfları gezdi, eğitim koşullarını yerinde gördü. Çocuklara sık sık ziyaret sözü de verdi. Sık ziyaret edeceğiz artık size. Kabul eder misiniz bizi arası? Evet. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen iki günde iki kreş açtı. Kreş ve gündüz bakım evlerinin ilki taş aldı, hizmete girdi. Burası iki kat, 240 metrekare idari ofislerin, mutfakların olduğu, aynı zamanda da birinci katta uzay sınıfı, deniz sınıfı, orman sınıfı gibi onların o gününe keyif katacak şekilde dizayn edilmiş. Özel sektör kreşleriyle yarışabilecek güzellikte. İkincisinin adresi ise Sarılar'dı. Çocuk çocukluğunu bilerek büyümek durumunda arkadaşlar. Çocuk toprağı bilecek, çocuk taşı bilecek, ağacı bilecek, doğayı bilecek. Bir parçası olduğu doğanın korunmasını öğrenerek büyüyecek. Çocuk olduğunu hissederek büyüyecek. Bizim kreşlerimizde, eğitim merkezlerimizde çocuklarımıza bunu da öğretmeye çalışıyoruz. Her iki açılışta da çocukların Başkan Sözen'e teşekkürü şarkı ve marşlarla oldu. Sindirilmiş nesiller istemiyoruz. Bizler gelecek kaygısı yaşayan nesiller istemiyoruz. Kendini özgür hisseden, gönlünden geçenleri doğru bildiklerini ifade edebilen bir neslin yetişmesini istiyoruz. Bizler devamlı ileriye bakan bir neslin yetişmesini istiyoruz. Kendimizden geridekilere tabi değil, kendi önümüzde olanları örnek alan bir neslin yetişmesini istiyoruz. Kreşlerimizin, eğitim yuvalarımızın daha da devamı gelecek. Başkan Sözen, eğitim yatırımlarının devamı gelecek dedi. Ancak Şahin Tepesi'nde projesini tamamladıkları etüt merkezinin kamuda tasarruf tedbirleri genelgesine takıldığını kaydetti. Şahin Tepesi'nde okullar bölgesinde çok güzel bir etüt merkezinin projesini bitirmiştik. Tam ihale aşamasına geldik. Tasarruf tedbirleri sürecine girildi ifade edildi bakanlık tarafından resmi yazıyla. Bu ne demektir? Belediyelerimiz şimdiden sonra yatırım yapamayacak demektir. Paranız olsa da, borçlanma kabiliyetiniz olsa da, krediniz olsa da, mülkünüz olsa da hiçbir şekilde yatırım yapamayacaksınız bakanlığın izni olmadan.